أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Okumuş olduğumuz ayeti kerimeler Bakara suresinin 104 ve 107. ayeti kerimeleri. Fakat bizim konumuz ayetler içerisindeki 106. ayet. Bu ayeti kerimede Rabbimiz bizlere nesih ile ilgili bilgi veriyor ve Kur'an-ı Kerim ayetleri içerisinde bir ayeti nesh edildiği zaman ne olur? Buna dair bizlere beyanlarda bulunuyor. Ve buyuruyor ki, Estaizu billah, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Biz bir ayeti nesh edersek
veya onu unutturursak ondan daha hayırlısını veya onun mislini getiririz. Yani bir ayeti neshettiğimizde ya onun gibisini, onunla aynı durumda olan başka bir ayeti veya ondan daha hayırlı olan kulların menfaatine, dini ve dünyevi açıdan kulların faydasına daha uygun olan hangisi ise onu yerine getiririz buyuruyor. Şimdi nesih ne demek? Önce buna değinmek gerekiyor. Neshin lügat anlamı, sözlük anlamına bakılacak olursa bir şeyi silmek, iptal etmek, kaldırmak, değiştirmek veya izale etmek gibi anlamları içeriyor nesih. Mesela Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ Allah-u Teala Hazretleri şeytanın ilka ettiğini, sizin kalplerinize attığını nesk eder. Yani onu izale eder, giderir anlamında kullanılmıştır. Sözlük anlamı bu şekilde. Bunun literatür dediğimiz yani ıstılahtaki Kur'an'la ilgili nesih dediğimiz zaman ne anlaşılır? Buradaki anlamına bakacak olursak, رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَل۪يلٍ شَرْعِيٍ مُتَأَخِّرٍ Tarif bu şekilde kitaplarda. Yani şer'i bir hükmü daha sonra gelen şer'i bir delille kaldırmak. Bir hüküm var. Kur'an-ı Kerim'in, dinin, Rabbimizin koymuş olduğu bir hüküm var. Daha sonra farklı bir şer'i delil geliyor ve o hükmü kaldırıyor, yerine başka bir hüküm koyuyor. Buna biz şeriatta nesih diyoruz. Şimdi nesih konusuna geçmişimize baktığımız zaman, böyle selef ulemaya baktığımızda neshi inkar eden, kabul etmeyen kişi bulmak çok zor. Birkaç mutezile mezhebine mensup kişiler haricinde ulemanın hepsi nesih konusunda hemfikir, nesih vardır. Hatta İmam Kurtubi, El-Camiu'l-Ahkamil-Kur'an tefsirinin müellifi, neshi ancak cahiller ve sefihler, yani akılsızlar bunu inkar edebilir. Ve bu nesih konusunu bilmek çok önemli bir husustur. Çünkü bunu bildiğiniz zaman helal haramı ayırt etmiş oluyorsunuz. Hangi hüküm daha önce geldi, hangisi daha sonra geldi bunu eğer bir insan ayırt edemezse o zaman dinin hükümlerini karıştırır. O yüzden bunu bilmek çok önemlidir ve bunu ancak cahiller inkar edebilir diyor. Önemli bir husus ama geçmişte inkar eden olmamasına rağmen günümüzde yeni ortaya çıkmış bir takım çevreler, kişiler bunu inkar ediyor. Neshin olmayacağını söylüyor. Dayanakları ne? Dayanakları selefi salihin değil. Kesinlikle geçmiş ulema değil. Çünkü böyle bir şey yok. Ancak yakın zamanda ortaya çıkmış modernist yahut oryantalist gibi tanımlayabileceğimiz kişilere dayanarak nesihle ilgili nesih olamaz, mümkün değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nesih söz konusu olursa siz bir ayeti iptal etmiş olursunuz. Allah-u Teala'nın kelamında böyle bir şey olamaz. Gereksiz, faydasız bir ayet burada bulunamaz gibi bir takım itirazlarda bulunarak bunu yapıyorlar. Ama tabii ki bakıyoruz, amaç farklı. Yani Kur'an-ı Kerim'in muhafazası, Kur'an sevdası değil dertleri. Dertleri geçmişte olan ne varsa onu silip yeni şeyler söylemek ve yeni şeyler söyleyenlerin peşinden gitmek, dikkat çekmek amaç bu. Yoksa Kur'an'ın muhafazasıyla ilgili bir amaç yok burada. Şimdi tabii ki neshi bu şekilde inkar ediyorlar. İnkar ederken yani Kur'an'da çelişki olmaz. Bir ayet böyle diyorsa diğer ayet bunun tersini diyemez diye itham ediyorlar ama zaten ayet-i kerimelerin bu okumuş olduğumuz ayet-i kerimenin sebebin üzerine baktığımız zaman bu iddiaların aynısını Yahudiler o zaman dillendiriyor, dile getiriyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hükümleri bildirdiğinde Yahudiler bakın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin işine bir gün bir şey diyor.
yarın başka bir şey diyor, onu değiştiriyor. Dolayısıyla bu kendisi uyduruyor. Yani bir vahiy geldiğini iddia ediyor ama sürekli değişkenlik yaptığı için kendisi uyduruyor bunu gibi ithamlarda bulunuyorlar. Ve bunun üzerine bu ayeti kerime nazil oluyor. Rabbimiz biz bir ayeti nesh eder veya unutturursak ondan daha hayırlısını getiririz diyerek dolayısıyla onlara cevaben bu ayeti kerimeyi inzal etmiş oluyor. Şimdi peki nesih nedir? Bunu da tabii ki bizim iyi anlamamız ve iyi algılamamız lazım. Çünkü nesih yanlış anlarsak onların ortaya koymuş oldukları bu argümanlara biz de aldanmış oluruz. Ya evet mantıklı doğru söylüyorlar diyebiliriz. Nesih daha önce yanlış olan bir şeyi düzeltmek değildir kesinlikle. Şimdi fıtratta, insanın fıtratında, maddi olaylarda bir tedricilik olduğu gibi Kur'an'da ve şeriatta da aynı şekilde biz bu tedriciliği görüyoruz. Nedir tedricilik? Yani bazı şeylerin aşama aşama gerçekleşmesi. Mesela şimdi yeni doğmuş bir çocuk neyle besleniyor? Anne sütüyle. Belki 6 ay gibi ciddi bir zaman başka bir şey ona yedirip içirilmiyor. Sadece anne sütü. Siz şimdi o çocuğa efendim bal yedirseniz yahut gidip inek sütü içirseniz faydalıdır, gelişimine katkı sağlar diye bunu yapsanız bu ona fayda mı sağlar, zarar mı sağlar? Tabii ki zararlıdır. Ama belli bir aşamaya geldikten sonra siz ona normal yetişkin insanlar ne yiyip içiyorsa ona da aynısını yedirip içiriyorsunuz. Peki birisi çıkıp şunu diyebilir mi? Yani bak şimdi yedirdiğimiz gibi buna biz 6 aylıkken de 3 aylıkken de yedirebilirdik. Niye yedirmedik? Yanlış yaptık diyebilir mi? Diyemez. Çünkü zamanı değildi. Yine bir başka örnek verelim. Bir hastalık düşünün. Doktor bir hastaya kanser teşhisi koydu. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi doktor bir tedavi programı uyguluyor. Bir ay, üç ay sen bu ilaçları kullanacaksın, şu şu işlemleri yaptıracaksın. Sonra üç ay sonra geliyor hasta, o ilaçlardan farklı bir ilaca geçiyor veya o ilacı bir doz arttırıyor veya düşürüyor. Şimdi bu doktora yani sen bu ilacı madem daha hafif olarak verecektin, niye geçmişte bunu daha ağır olarak verdin, yanlış yaptın diyebilir miyiz? Diyemeyiz çünkü o birinci aşamada uygulanması gereken bir tedavi yöntemiydi. İkincisi ise birinci aşama bittikten sonra yeni bir tedavi yöntemi. Dolayısıyla zamanı değildi. Kur'an'la ilgili nesih'i de aynı böyle algılamamız gerekiyor. Rabbimiz bir hükmü koyduğunda ve onu değiştirdiğinde şunu anlayacağız. O değişmesi gereken zamana kadar o hüküm o şekilde uygulanması gerekiyordu. Sonra Rabbimiz onu değiştirdi. Yoksa öncesi yanlıştı, sonra onu düzeltti değil. Mesela içki ayetleri. Bundan önceki derslerimizde bunu işlemiştik. Tedrici olarak içki haram kılınmıştır. İlk içkiyle inen ayet, onda fayda da vardır, zarar da vardır ama zararı daha fazladır buyuruyor Rabbimiz. Ama içmeyin, haram kıldım size demiyor. Sonra bakıyoruz. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. La takrabu salate ve entum sukara buyuruyor. İçki içmeyin demiyor. Sarhoşken namaza yaklaşmayın sadece diyor. Ve sahabe-i kiram bu ayetler indikten sonra içki içmeye devam ediyor. Yatsıdan sonra ve sabah namazından sonra bir sonrasında namaz vakti olmadığı için o zamana kadar ayılırız diye bu ayetler nazil olduktan sonra yine içki içmeye devam ediliyor. Ama sonrasında tamamen yasaklanıyor artık. Fecitenibuhu, Rabbimiz sakının ondan diye onu şeytanın bir ameli olarak niteliyor ve yasaklıyor. Dolayısıyla dinin hükümlerinde böyle bir tedricilik vardır. Önce bir hüküm gelir, daha sonra o hüküm başka bir ayet ile kalkabilir. Kıble meselesi gibi. Önce Mescid-i Aksa'ya doğru yöneliyorduk, daha sonra ayet-i kerimeler nazil oldu. Fevelli vecheke şadral mescidil haram. Yüzünü artık Mescid-i Haram'a çevir buyurdu Rabbimiz ve artık değişti. Yine kadının iddet bekleme meselesi neshe örnek olarak verilebilir.
Rabbimiz ilk inen ayetlerde وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا لِلْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ. Burada kadının iddet süresini, yani kocası vefat eden kadının iddet süresini bir yıl olarak takdir ediyor. Bir yıl onun efendim eşleri evlerinden çıkmazlar, çıkartılmazlar diye böyle bir iddet süresi takdir ediyor. Ama daha sonra inen ayetler يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْرٍ وَعَشْرًا 4 ay 10 gün olarak iddet süresini belirliyor. Şimdi tüm bunları ele aldığımız zaman anlıyoruz ki bir takım hükümler bazen bizim anladığımız, algılayabileceğimiz sebeplerle, bazen de bizim hikmetini anlayamayacağımız ama Rabbimizin sadece bilebileceği bir takım sebeplerle değişebiliyor. Dolayısıyla bunu inkar etmek tıpkı İmam Kurtubi'nin dediği gibi ancak cahillerin ve sefihlerin yapacağı bir şeydir. Akıllı insan bunu yapmaz. Kaldı ki ayetler açık. Okumuş olduğumuz ayet açıkça Rabbimiz مَا نَنْسَخْ مِنْ اَيَتِنْ اَوْنُسِهَا Biz neshettiğimiz zaman veya unutturduğumuz zaman ondan daha hayırlısını getiririz buyurur. Yine başka ayetler apaçık. Mesela اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَاِذَا بَدَّلْنَا اَيَةً مَكَانَ اَيَةٍ Biz bir ayeti başka bir ayetle değiştirmek durumunda olduğumuz zaman, değiştirdiğimiz zaman وَاللّٰهُ أَعْلَمُ مَا يُنَزِّلُ Allah-u Teala Hazretleri de indirdiğini en iyi bilendir. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ Onlar dediler ki sen iftiracısın, sen yalan söylüyorsun. Peygamber Efendimiz'e bu şekilde sen iftiracısın diye mukabelede bulundular. Biz bir ayeti başka bir ayetle değiştirdiğimiz zaman buyuruyor. Şimdi her meselede efendim işte Kur'an'a bakalım, Kur'an apaçık, Kur'an'a sarılım diye meseleyi Kur'an'a arz etmek isteyenler nesih meselesinde nedense bu ayetleri göz ardı ediyorlar. Apaçık Rabbimiz nesihle ilgili bunları bizlere açıkladığı halde işte orada ayetten maksat şudur, budur diyerek başka bir takım tevillere gidiyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim apaçıktır. Neshin örnekleri de zaten içerisinde mevcuttur. Ve Rabbimiz neshettiğini, değiştirdiğini de kendisi zaten bizzat kendi kelamından bizlere haber veriyor. Bu nesih nerede olur? Onu da belirtelim. Nesih sadece hüküm ifade eden ayetlerde, yani bir farzı, vacibi belirten ayetlerde ancak olabilir. Haber veren, yani Rabbimiz diyelim bir olayı anlatıyor, bir kıssayı anlatıyor. Bu gibi ayetlerde nesih olmaz. Geçmiş ümmetlerden diyelim bize bir bilgi aktarıyor. Peygamberlerin hayatıyla ilgili bizlere bir şeyler anlatıyor. Burada nesih olmaz. Çünkü neden? Burada nesih demek Allah'a kizip yani yalan isnat etmek olur ki böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla haberlerde, Kur'an-ı Kerim'deki kıssa ve haberlerde nesih olmaz. Sadece ahkam ile ilgili meselelerde nesih olur. Evet, ayet-i kerimelerin yani son kısmında اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ buyuruyor Rabbimiz. Bilmez misin ki Allah-u Teala Hazretleri her şeye kadirdir, her şeye gücü yeter. Dolayısıyla bir ayeti dilediğinde koyabilir, dilediğinde de o ayeti başka bir ayetle değiştirebilir. Rabbim okumuş olduğumuz ayeti kelimeleri hakkıyla idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala